Nasıl yazılırdan merhaba. Bugünkü konuğum Aykut Ertuğrul. Hoş geldin Aykut abi. Hoş bulduk. Merhaba Ümit. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Abi bugün evrenin yatışmaz yapısı ve diğer öyküler adlı eseriniz üzerinden konuşmak istiyorum. Bunun için eserinizin ilk sayfasını okuyabilir misiniz? Tamam okuyorum o zaman başlıyorum. Anlat onlara. Zaman odur hem de odur. Ruh onundur hem de odur. Aşk ondandır hem de odur. İman onadır hem de odur. O sonsuzdur. Sonlardan ve sınırlardan münezzehtir. Anlat onlara. Zamanın, ruhun, aşkın ve imanın sınırlarının olmadığını anlat. Mümkün müdür sanıyorsun? Yarattıkları onun sonsuzluğundan pay almamış olsun. Anlat onlara. Hak bir şey düzenlediğinde o şey bunu aşkla kabul eder. Böylece ona ruh üflenmiş olur. Hak'tan şeye, şeyden hakka süren bu akış kesintisizdir. Var olması emredilen şey başlangıcı ve bitişi itibarıyla ondan meydana gelmiştir. Yalnızca ondan, hep ondan. Her şey onda başlar ve onda biter. Öyleyse yeryüzünde olan biteni yaratılan şeyleri büyüklük küçüklük gibi sıfatlarla ayırmak gaflet değil midir? Anlat onlara. İlk sayfa böyle devamını okumayınca Ramazan programı gibi oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> evet bir, bir yaratıcı diliyle aktarılmış gibi hissettim. Acaba evet. <gülüyor> <devamında> <gülüyor> nasıl olur diye istek istemem. Devamında olaylar <laughs> gelişiyor ama 2000'li yıllarda geçiyor. <laughs> yani en iyisi bunu Ramazan'da yayınlayayım abi böyle daha etkili olabilir. <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> Yazmaya oturduğunuzda kaleminiz klavyeniz artık her nasıl yazıyorsanız bir anda akıp gidiyor mu? kağıt üzerinde bir sözcük bir paragraf bazen günlerce saatlerce sizi düşündürdüğü oluyor mu? Nasıl işliyor bir öyküyü yazın serüveniniz? Ya şöyle e, yazmaya oturmak en zoru benim için son zamanlarda hep böyle değildi ama son yıllarda biraz böyle ee, sadece iş yoğunluğu vesaire hayat e, gailesi değil ee, galiba yaşla vesaire bir sürü şeyle alakası var. Oktavya Paz'da galiba okumuştum bir sanatçının en çok ihtiyacı olan şeyin başlama enerjisi olduğunu mealen aşağı yukarı böyle bir şey söylüyordu. Başlama enerjisi, o ilk cümleyi, ilk fırça darbesini vesaire e, atacak gücü kendinde, daha doğrusu o güçten çok hey, pardon, başlama enerjisi değil, başlama heyecanı diyordu. O heyecanı, o coşkuyu e, en önemli şey olarak e, belirliyordu. Ben de evet, e, o heyecanı, o gücü e, bulmakta zorlanıyorum. Ba çoğu zaman Zorlanmanın sebebi üzerine düşünüyorum. İşte son yıllarda bir çeşit bir beş tane öykü kitabım var. İşte farklı türlerde filan toplayınca hatta kolektif kitapları falan toplayınca 10 taneye yakın kitabım var. Ee, daha iyisini yazma isteği arzusu hep vardı ama son yıllarda daha da arttı. Yani bu zamana kadar yaptığım ne varsa ondan daha iyi daha güzel bir şey yapma isteği bu da bir çeşit mükemmeliyetçiliğe ve başlamakta zorlanmaya e, sebep oluyor buna yardım etmek için çoğu zaman uzun yıllardır şey ilginç bir şekilde işe yarıyor masayı topluyorum etrafı topluyorum o derleme toplama hali o somut toplama hali biraz zihnimi de toplamama yardım ediyor galiba etrafı toplayıp Enerjim kaldıysa bazen yorulup ondan sonra yatıyorum filan. <laughs> e, enerjim kaldıysa yazmaya başlıyorum. E, bir de soru bu kadar mıydı? Dur, kaçırdığım bir <laughs> şey oldu mu soruda? Yok ki abi. E, zaten konuştukça e, benim aklıma yeni sorular açılıyor evet. halinde. İlk öykü eserlerine bağlı olarak değerlendirdiğimizde e, sonraki son öykülerinizde daha da. Uzamaya başladı öyküleriniz, muhtevatı olarak, kelime sayısı olarak, anlatma Hı. isteğine bağlı olarak mı bu veya diğerini geçeyim derken daha uzun anlatmaya mı yöneldiniz? Nedir bu daha uzun anlatma durumu? Ya daha uzun anlatmaya... bu, bu hakikaten bunun sebepleri hakkında da düşünüyorum. Ee, genel olarak öykücü arkadaşlarda daha uzun anlatma. E, temayülü seziyorum ben de. benden de bağımsız e, etrafımızdaki okuduğumuz e, öykülerini okuduğumuz arkadaşlar da bu biraz şeyle ilgili gibi geliyor bana sonra da ferdi kısmını söyleyeyim bireysel kısmını e, bu biraz bana şeyle ilgili geliyor e, zaten hikaye anlatma ihtiyacı insanın e, en temel en ontolojik e, ihtiyaçlarından birisi hikayesini başkalarına anlatma ihtiyacı neredeyse varoluşuyla e, dip dibe duran bir ihtiyaç bu hikaye anlatma ihtiyacı e, Belki de son yıllarda e, işte bir sürü işte bu dijital çağ vesaire vesaire o teknoloji bombardımanı o bu vesaire onu bütün bunlarla tek düzeleşme gibi bir sürü o çulhanda falan geçen o bir sürü şeyi düşünelim hikayelerimizin ve varlığımızın buharlaşmaya ruhlarımızın buharlaşmaya başladığını e, seziyoruz kendimizden bile habersiz böyle bir sezgiye e, sahibiz ve telaşla hikaye anlatmaya kendimizi anlatmaya çalışıyoruz bu sadece öykücüler değil herkesin ee, sosyal medyayı da kullanarak hatta kendisini anlatma kendisini gösterme ihtiyacının artmasını da biraz bu na bağlamaya meyilliyim ee, bizlerin de edebiyatçıların da e, hikayelerindeki uzama buna bağlı belki olabilir ee, başka sebepleri de vardır şüphesiz ama bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum en azından bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum ee, bendeki uzama da bireysel kısmına gelirsek yani aslında evrenin yatışmaz yapısı haricinde aşağı yukarı e, daha bu kitaptakiler e, haricinde aşağı yukarı aynı hacim olarak öykülerim. Evet bu kitapta biraz arttı. E, özellikle de ilk öykü 90 sayfa. Ama ilk öykünün biraz bu anlatmaya çalıştığım hikayeyle alakalı uzamasının bu anlatmaya çalıştığım hikayeyle alakalı olduğunu düşünüyorum ee, hatta ben öykücü refleksiyle sürekli bitirmeye çalıştım ee, sürekli karakterler biraz daha anlatılmak istedi olay biraz daha genişledi biraz daha anlatılmak istedi hatta bir ara acaba bunu roman mı yapmalıyım dedim ama roman, roman da olmadığını bütün uzunluğuna rağmen aslında öykü olduğunu Gördüm ve kabullendim. Ee, biraz bu anlattığım hikayeyle alakalı herhalde ee, bir türlü bağlayamadım. Belki o demin bahsettiğim mükemmeliyetçilikle daha iyi olması için biraz daha yazmam gerektiğini düşündüm. Belki de biraz daha anlatmam, karakterleri biraz daha tanıtmam, ee, anlatmak istediğim şeyi biraz daha uzatmam gerektiğini düşündüm. Belki de bir acemilik bile olabilir daha da uzayacaktı aslında ee, bir yerde şeyi okudum ee, buber'de martin buber'de galiba bir felsefe metnini bir türlü bitiremeyişinden hep daha iyi yapmaya çalışmasından e, bahsediyor ve e, sürekli orasıyla oynuyor, burasıyla oynuyor ben de tam evrenin yatışmaz yapısını böyle düzeltmeye çalışıyordum kırpıyordum, düzeltiyordum sağını solunu biraz uzatıyordum falan filan ee, kendisinin o kitabı e, sürekli böyle uğraştığından ve bir yerden sonra şeyi fark ettiğinden bahsediyor yani biraz daha kırparsam biraz daha mükemmelleştirmeye çalışırsam bu metni yazmama sebep olan bu metnin başına oturmama sebep olan o ilk düşüncenin bütün şiirselliği kaybolacaktı. Hmm. O yüzden kusurlarıyla onu kabul edip e, yayınladım diyor. Ben de evrenin yatışmaz yapısında hala bakınca esneyen yerler görüyorum, kapatılmamış kapılar görüyorum, ucu açık kalmış noktalar görüyorum. Ama e, varsa ben olduğunu umuyorum. İçindeki coşkunun şiirselliğin kaybolmaması için bu kadarcık da 90 sayfa 80 küsur sayfada bıraktım. Daha da uzayacaktı yani. Ee, peki tek bir öykü halinde yayınlayabilme ihtimaliniz de vardır diye düşünüyorum. Neden? Diğer öykülerle beraber aynı kitaba sığdırdınız. Aslında çok teknik bir sebepten yaptım bunu. Evet tek öykü olarak yayınlamak daha karlıydı her anlamda. Evet. Çünkü diğer kalan üçüne bir iki tane daha ekleyip bir kitabım daha olabilirdi. eee bu kadar uzun sayfa bir metin okur ve diğer yalır arkadaşlar hatta eleştirmenler vesaire ona baktığımda tek bir metin görselerdi kimi novela diyecekti kimi bu roman mı diyecekti filan ben yanına başka öyküler de ekleyerek kitabı komple bir öykü kitabı haline getirdim bilinçli olarak böylece evrenin yatışmaz yapısının bu uzun metnin de bir öykü olduğunu tescillemek istedim. Çünkü öykü olduğundan eminim bütün uzunluğuna rağmen. Ama bu oyunun çerçevesinde başlığı da aslında bir gönderme olarak sunmuş olabilirsiniz. Diğer öyküler. Yani tabii, aslında evet. başlık var. O öyküyü kabul ediyoruz biz. Büyük bir öykü evet. olduğunu ve diğerleri var. Tabii tabii kesinlikle. Diğerlerini biraz, diğeri parantezine almak pahasına, bu öyküyü öne çıkarmış olmak pahasına. Evet, öykü olduğunun altını çizmek için e, öyle demeyi tercih ettim. E, biyografini okuduğumda bir TSK'nın çeşitli birliklerinde asubay olarak görev aldığınız yazıyor hı hı. empati kurduğumda muhtemelen e, eğer böyle bir birlikteliğim, altyapım olsaydı e, karakter zenginliği e, daha da artmış olurdu çünkü bambaşka coğrafyalardan insanlar geliyor onlarla iletişim kurma kabiliyeti e, meydana getiriyorsunuz e, bu görev dahilinde sizin öykünüze katan, sizin öykünüzde eklenen ...zenginleştiren unsurlar ve... ...belki öykünüzde... takip eden unsurlar... E, adı altında bir parantez sunsam... ...neler söylemek istersiniz? Ya her konuda kafam karışık. <laughs> her şeyle ilgili... ...öyle de olabilir, böyle de olabilir... ...diye cevap vereceğim büyük ihtimal. Hep de öyle cevap veriyorum. Ee, yani evet, ilk... ...bakışta öyle görünüyor. Öyle de belki... Yani bir sürü evet e, farklı kültürlerden, farklı eğitim seviyesinden, farklı sınıflardan yıllarca onlarca yüzlerce insanla muhatap oldum. Ee, e, ama aslında hepimiz büyük oranda dışarı çıktığımızda İstanbul'da yaşayan herkes için bu biraz da geçerli değil midir bilmiyorum. Yani. Her an hepimiz farklı. Ya iş çünkü şu, iş bir sürü insana do dokunmak, bir sürü insanla karşılaşmak değil, bir sürü insana bakabilmek. Yani gerçekten onu merak etmek. Bir bu başlama coşkusu demiştik e, ilk soruda. Bir de e, bu merakın öykücü için e, vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Yeri gelmişken onu söyleyeyim. Yani başkalarının ee, hayatları hayatlarını bir dedikoducu gibi bir merak, bir müzevir meraktan değil de e, insanı anlamak için, kendini anlamak için e, en çok da kendini anlamak için başkalarına bakabilme cesaretini kastediyorum. E böyle bu cesaret, bu meraka sahipsek her birimizin etrafında yeterince insan var bakabileceğimiz. Çünkü her bir insan Hakikaten parmak izlerimiz gibi eşsiz. Evet, aynı zamanda her bir insan sandığımızdan çok 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 fazla birbirine benziyor. Ama aynı zamanda da parmak izlerimiz gibi her biri eşsiz. Ee, yine de evet e, doğal bir şekilde mesleğim gereği bir sürü insanı bilmek, bir sürü insana bakmak, onların kim olduğunu anlamaya çalışmak. Ee, şansına ermiş olabilirim. Ya, Bak, dediğim gibi yine söylüyorum? Kapalı evet. çarşıda bir esnaf da pekala evet. e, buna sahip olabilir e, diye düşünüyorum. E, biz dışarıdayken farklı bir e, maske ve kimlik belirleyebiliyoruz dışarıdaki insanlara. Ama askeri'nin içerisinde e, artık maske kullanmaya gerek duymaksızın sabah akşam o maskeyi taşıyamayacağı için, o karakteri farklı şekilde gösteremeyeceği için esas böyle temel e, duygu ve davranış ortaya çıkar diye düşünüyorum. Olabilir, evet. En azından maskelerden birini, e, ya insan az hiç maskesiz kendine karşı bile hiç maskesiz kalabilir mi filan diye deyip onu da uzatabiliriz <laughs> ama dediği şeyi anlıyorum. Ee, ve Evet katılıyorum orada sana ee, saf en saf en içgüdüsel anlamda en saf haline yakın <laughs> halde görmüş olabiliriz Evet ee, insanı insanları mesleğin böyle bir faydası olmuş olabilir Bir de hani ben askeri sistemde yetişmiş bir insanın edebiyata yatkınlığın azaldığını düşünebiliyorum. Yanılıyor da olabilirim. Duyguları derinleşebiliyor. Belki bu arabekse dönüştürüyor kişiyi. Ama edebiyata meylinin son derece az olduğunu görüyorum. E, bunun zıttı yok ol... aslında. Yani e, Türkiye edebiyatında epey örnek var. var. İşte Turgut Uyar'dan Fazıl Hüsnü'ye ee, Benim gözümden... bir sürü evet Ömer Seyfettin'den Türk öyküsünün en başında duran evet. ee, Ömer Seyfettin'den bu tarafa örnekler var ee, ama evet yine de bazen doğru ee, yarılmalar yar, yarılmalar yaşadığım oldu ruhsal anlamda ee, yani e, daha uzun uzun derin derin düşünmen gereken bir hayat yerine daha hızlı hareket etmen daha e, düşünmeden hareket etmen verilen emirleri yerine getirmen ya da emir vermen e, hızlıca emir vermen gereken bir hayat bazen bir yarılmaya sebep olabiliyor e, ama yine hemen şey yapacağım pek çok meslek pek çok insan hayatında e, Bununla uğraşıyor zaten. Evet, evet. Askerler biraz daha fazla evet tamam yine kabul ettim. <laughs> Askerler biraz daha fazla olabilir. Ee, zaten bu yüzden ittifa ettim bu arada hani Aa, e, tamam. e, istifa ettim biliyorsun e, öncesinde firar falan filan da var ayrılmaya çalıştım falan e, sonrasında da e, birlikte yürümeyeceğini en azından ben yürütemeyeceğimi fark ettiğimde de. Ee, mecburi hizmetimi de bitirmiştim istifa ettim zaten ee, abi son zamanlarda çıkardığın son oyuncak mağarası adıyla çocuk edebiyatına e, yöneldin göz kırptın bu alanda Hı -hı. yazmak e, küçük de olsa zorladı mı hani öyküyle e, nasıl bir ayrım olduğunu onu yazarken ee, çok zorlandığımı söyleyemem çünkü en temelde Evet muhatabın çocuklar olduğunu biliyorsun ve ona göre bir dil tutturmaya çalışıyorsun ama en temelde hikaye anlatıyorsun ve Dolayısıyla büyük oranda zorlandığımı söyleyemem Hatta çok keyif aldım Çünkü yetişkinler için yazarken olduğu gibi Tabiri caizse edebiyat kasmadan daha Rahat bir dilde yazınca da bir edebiyata yine edebiyata ulaşabileceğini gördüm. Ara ara da yazmaya devam edeceğim galiba çocuk edebiyatında. Ee, yani o türde yazmayı sevdim. İlk yazışım şeydi. Yani üç oğlum var benim. Ee, onlara anlatırken hikayeler anlatırken fena olmadığımı, başarılı olduğumu düşündüm ve dur bir de yazayım hatta. Ee, kahramanda oğullarım olsun filan diye oturdum ve başladım ee, bu meşhur e, bu işlere bulaşan hemen herkes e, ya biliyor ya da bir gün duyacaktır mutlaka bu Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğundaki formül filan var o formülü filan da böyle öyküde kullanmak modern edebiyatta kullanmak veya kullanıldığında tespit etmek daha zor daha çetrefilli o formülün böyle apaçık bir şekilde görüldüğü e, bir şey yazayım. En klasik anlamda bir hikaye anlatayım diye düşünüp e, başına oturmuştum. E, keyif de aldım epey. Hmm. Merakta bekliyoruz. Belki de o olana doğru yöneleceksin abi. E, öyle yönelen e, yazar hocalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz oluyor. E, kim bilir belki de. Ee, sadece çocuk edebiyatına dair yazmaya devam eder bir Arkadaş, bir arkadaş e, edebiyatçı arkadaşlardan biri şey demişti. E, tabii biraz canımı acıtmak için şakayla karışık <laughs> söylemişti. E, şey diye, bundan 50 yıl sonra Aykut Ertuğrul dendiğinde öykülerin değil de çocuk kitapların hatırlanırsa ne yaparsın <laughs> demişti. Doğrusu acı verici olur o yüzden... Yine de öykülerimle yazarsak romanlarımızla falan alınmak herhalde daha ta tatmin edici olur. E, peki abi öyküde ıskarcılığa devam edecek misin roman tarzında? Bir alana evrilecek misin? Evrenin yatışmaz yapısını yazarken e, bir roman da deneyim yani madem öykü ama bir uzun metin yazdım demek yazabiliyormuşum. Ee, o zaman roman da yazabilirim diye bir cesaretlendim. Yani ben türde ısrar edenlere de saygı duymakla birlikte ne bileyim Borges gibi, Tomris Uyar gibi, yaşayanlarla Necip Tosun gibi, Cemal Şakar gibi elbette büyük saygı duymakla birlikte bizim en temelde hikaye anlatıcıları olduğumuzu düşünüyorum. Yani bunu öyküyle anlatabilirsin, romanla anlatabilirsin. E, ...senaryo yazarak anlatabilirsin... ...en temel... ...en e, temel vasfımızın... ...hikaye anlatmak olduğunu... E, ...bizi biz yapan şeyin... ...bu olduğunu düşünüyorum... ...dolayısıyla... E, ...son tahlilde hikaye anlatacağımız için... ...romanda da... E, ...roman yazmayı da denemek istiyorum... ...cesaret... ...kah ediyorum kah korkuyorum... ...çünkü roman... ...yine evrenin yatışmaz yapısında fark ettim ki roman... E, yazmak tabii ki en temelde hikaye anlatmak dedik ama farklı formlar bir yanıyla da teknik olarak farklı formlar bunu biraz sezgisel biraz somut olarak e, evren yatışmaz yapısında sezdim gördüm e, daha açılma istiyor roman bize öykücülerin melekesi ise kapatma finale gitme e, üzerine e, zaten bu yüzden de ...epey uzun sürdü benim bitirmem... ...ben hep bitirmeye çalıştım... ...hikaye hep uzamaya çalıştı... E, ...resmen mücadele ettim... E, ...Evren'in Yatışmaz Yapısı'nda... E, ...cesaret edebilirsem... ...bir de kapanabilirsem... ...ya roman o dünyada yaşamanı... ...bekliyor biraz da sanki... ...yani bir kurgu evren... E, ...bu realist... ...bu bir evrende olabilir... ...fantastik bir evrende olabilir bir kurgu evren inşa edip zihninde o evrenle gezebilmeyi e, istiyor roman gördüğüm kadarıyla ya maalesef hayatlarımız o kadar tıklım tıklım ki e, roman böyle bir roman mesaisine girebilecek halim yok benim yani baya çok te, e, basit bir şeyden bahsediyorum yani iş güç çoluk çocuk derdinden Böyle oturayım, günlerce kapanayım ya da her gün 6 saat, her gün 2 saat, 5 saat neyse çalışayım. Ee, zihnimde o roman karakterleriyle dolaşayım falan ee, neredeyse imkansız. Hem bizim hayatlarımız öyle hem yine bu çağ biraz daha konsantre olmayı, odaklanmayı gittikçe zorlaştıran bir çağ. Elimizdeki telefonlar bir her an bir bildirim geliyor ve kendi içindeysem bile iç, o düştüğün yerden çıkıp tekrar dışarılıklı hale geliyorsun filan bence biraz hakkını vererek iyi bir roman yazmak eskiden olduğundan daha zor ama evet istiyorum roman yazmak evet. birkaç tane böyle kaba kurgusunu yaptığım şey de var. Hmm aynı zamanda okuyucu için de zor abi Romanı okuyabiliyor musunuz son zamanlarda hani katlanılamaz seviyeye gelebiliyor yani bundan belki 5-10 yıl önce çok rahat bir şekilde 800 sayfalık bir kitabı romanı keyifle günlerce okuyabiliyordum fakat şimdi bu istek benim içimde beliremiyor sizde devam ediyorsunuz evet, sen... en zor ama bir tarafıyla da ee, insanların öykü değil şiir değil roman okuduğunu düşününce bunun da bir sebebi olmalı diye de düşünüyorum ve aklıma şu geliyor cevap olarak yine o baştaki hikayelerimizin yok oluşu hikaye yani bu e, bildirim çağında sürekli e, hiçbir şeye odaklanamadığımız şu çağda bir dünyanın içinde yok olma kaybolma kendini kaybetme ihtiyacı da ontolojik bir ihtiyaca dönüşüyor. Dolayısıyla insanlar romana biraz da bunun için koşuyorlar gibi de geliyor. Yani bir roman alayım bu dünyadan çıkayım ve o dünyada gezineyim. İhtiyacının ee, ihtiyacının da olduğunu düşünüyorum. Ee, evet bunu başarmak gittikçe daha zorlaşıyor. Ama romana olan mailin biraz sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Hakeza şey de yani Diziler mesela bu dijital platformlarda dikkat edersen bölüm bölüm gelmiyor artık. 8 bölüm. Ee, aslında uzun filmler gibi geliyor. Çok uzun romanlar gibi geliyor. Yani bir sezon bir seferde yükleniyor ve çoğumuz onu bir oturuşta, iki oturuşta, üç oturuşta e, izliyoruz. Yani izleyip bir hafta bekleyip yeniden izle e, izlemek yerine Oturup o dünyaya giriyoruz. O dünyadan çıkmayı reddediyoruz. İşimiz, gücümüz pahasına o, o dünyada kalıp o hikayeyi sonuna kadar dinlemeye çalışıyoruz. Bu da belki de aynı sebepten. E belki de. Ama yine de ben gördüğüm kadarıyla yazılan romanlarda bile sayfa sayısının e, azaldığını görüyorum hani. Doğru, o da o da doğru. Ama şöyle Edebi metinler böyle. Diğer şeylere baktığımızda cips, çerez diyebileceğimiz o bestseller metinlere hepsi tuğla gibi. Ha, evet. 400, 500, 600 sayfa. Evet. Biraz da öyle. Hepsi böyle ka kalın kalın tuğla gibi. Şimdi o meseleye gelince o güncellik meselesine direkt aklıma dergi geliyor haliyle. Dergiler kimi zaman sadece aktelliğe, güncelliğe hizmet edebiliyor. Fakat post öykü birçok düşünceyi merak edilen veya edilmesi muhtemel konuları soğuşturmalarla da işledi. Uzun süre ben takip ettim. Son zamanlarda takip edemiyorum coğrafyadan dolayı biraz da. E, bu konuda takdir ediyorum. Son dönemlerde matbaa sıkıntısı, ekonomi, ilginin değişmesi gibi süreçlerde dergilere dair ilginin azaldığı fikrini uyandırıyor. Hikaye anlatma dili acaba değişmiş olabilir mi? Ha şöyle ilginin azaldığını varsayıyoruz ama Post Öykü'nün tirajı ee, hiç olmadığı kadar yüksek. Gerçekten e, Hatta pek çok edebiyat dergisinin hiç olmadığı kadar yüksek. 3000'in üzerinde. E, ben aşağı yukarı 15 yıllık dergiciliğim, önce dergiciyim. Önceden de biliyorsun dergi çıkardım evet. falan. Evet. 200-300-500-1000'dir edebiyat dergilerinde ortalama tirajı. Ee, niçin bu kadar artıyor? Bu benim için de soru işareti ama aşağı yukarı 3000 ve üstünde e, tirajımız ve bayi satışı tamamen. Öyle hani şey yok. E, kurumsal alımlar falan filan öyle şeyler yok. E, hepsi bayiden gidip alan 3000 kişiden ediyoruz. Neden böyle bilmiyorum. Ee, bu da benim için bir soru işareti, ilginç bir durum yani. Ee, dolayısıyla e, evet zaten ama sorunun ikinci kısmına katılıyorum. Her çağ kendi hikaye dilini inşa eder. Bu çağda herhalde inşa ediyordur. Ee, biz de o dili bulmak, e, yakalamakla biraz yükümlü müyüz? Yükümlüyüz herhalde dergici olarak en başta. e, o vlogların, dizilerin, filmlerin veya realslerin daha farklı bir tabirle hikaye anlattığı kanaatine bakabiliyor muyuz? O hissi bizde geliştirebiliyorlar mı, oluşturabiliyorlar mı? Öyle veya böyle hikaye anlatıyor şüphesiz. Yani çünkü hikaye o işte bizim varlığımızla bitişik olan hikayenin tanımını çok genişletebiliriz. Yani camdan cama yapılan bir dedikodu da bir hikayedir. İki insanın sokakta konuşurken birbirlerine bir şeyler anlatmaları da hikayenin kapsamına girer. Ama bunlar bir edebi form, bir sanatsal form mudur? Elbette değildir. Yani Ve dolayısıyla benim konum değil, o sosyolojinin konusu. <laughs> ee, niçin realistler bu kadar izleniyor? Yani ha, insanı anlamak için bu soruyu sorabilirim. Ama öykü formundan bakarak bu soruyu sorman fuzuli geliyor bana. Farklı hmm. formlar çünkü. Anladım. Bir daha bir Ketebe'ye dair konuşmak istiyorum. Hmm. Ketebe'de takip edemediğimiz derecede bazen içinde olduğumuz için hissedemediğimiz çok önemli eserler basılıyor. Bu dönemin içerisinde olduğumuz için nasıl yetişmek için çabalayacağımı düşünürken içim içimi yiyor esasen her böyle ay bu ayın kitapları çıktı diye gördüğümde siz yetişebiliyor musunuz buna e yani bir ekipçe çalışıyoruz tek başımıza yetişmemiz elbette mümkün değil e hepsini okumaya ben de yetişemiyorum elbette Ketebe ayda 18 ayda en az 20 kitap çıkarıyor 5 yıldır Neredeyse her ay en az 20-25'i plan bulduğumuz oldu. Elbette hepsini okumaya gücümüz yetmiyor. Yani orada bir grup arkadaş işte özellikle işte e, Furkan, Yusuf, ben e, ve diğer editör arkadaşlar büyükçe bir ekip e, bir şeye inandık ve e, o yolda heyecanımızı kaybetmeden yürümeye çalışıyoruz. Ee, okur cephesinde de bir teveccühle karşılaştık. Yani kitapların e, gördüğü ilgiye hiç de yabana atılır bir ilgi değil. Ee, satışlar yani iyi görünüyor. Her bir kitabın demek ki kendine az e, bir okuru da var. Ee, yetişemiyoruz. Ama e, ben de eee şunu gördüğümde seviniyorum. Bu ay şunları okumalıyım dediğim kitapların %70-80'i Ketebe kitabı oluyor. Oh. E, bu ay şunları okuyayım diye. bir okur olarak okur zevkime, kendi zevkime hitap eden kitapları ayırdığımda çoğunun Ketebe'den olduğunu görüyorum. Bu da beni sevindiriyor. Evet. Nasıl yetişeceğiz? <laughs> Bütün sadece Ketebe için değil, genel olarak böyle bir şey var. Son 10-20 yıldır pek çok yayın evinden çok iyi kitaplar çıkıyor. Bırakın okumayı takip edebilmek, alabilmek listeleyebilmek neredeyse imkansız hale geldi. E, bu da evet okurluğun lanetlerinden biri olan yetişememe, yetememe e, lanetine kapıldığımızı gösteriyor hepimizin. E, bu da bu işin ama e, tuzu biberi yapacak bir şey yok yani. Ama o heyecan dinmemesi de mutlu ediyor açıkçası beni. Hani o kitap geldiğinde ben bunu okumalıyım cümlesiyle evet. yanaştığında okuyamayacağımı bildiğim halde yetişemeyeceğim bildiğim halde her seferinde aynı tufaya düşmem de e, farklı hissettiriyor beni. ekonun meşhur sözüdür. E, biz ben diyor galiba evet ben kitap ben e, okuyacağım kitapları almam sadece birlikte yaşayacağım kitapları alırım bizde evet. Biz de birlikte yaşayacağımız çoğunu okuyamasak da, okumayacağımızı, okuyamayacağımızı bilsek de birlikte yaşayacağımız kitapları seçiyoruz biraz da. Ev arkadaşlarımızı seçiyoruz. Evet çok doğru. Program sonundaki kısa soru ve cevaplı seriye geçiyorum müsaadenizle. En son ne zaman hangi kitabı kime hediye ettiniz? Aa, en son bugün Fatih Kutlu Baya Borges'in bizim eksli bir dizisinden çıkan şu şiir işçiliği kitabını hediye ettim. Çok güzel kitaptır. Ee, Eyvallah. Haçlığınızı aldığınız ilk kitap nedir? İlkini hatırlamıyorum ama harçlıklarımla ya hatır tamam ilk hatırladığım şu daha eskisi de var ama hatırladığım Jules Verne'in e, kitaplarını Serhat Yayınlarıydı galiba o dizi. Harçlıklarımla e, o kitapları alırdım e, işte Denizler Altında, yok Denizler Altında ilmin Fersah Jules Verne'nin değildi ama Jules kitaplarını e, aldığımı hatırlıyorum. E, e, hatta Kırtasiye'nin e, sahibi e, böyle haftada bir gidip e, açlıkla o kitapları aldığımı görünce takdir ettiğini filan o çocuk aklımla hatırlıyorum. E, defalarca izlediğiniz bir film ismi alabilir miyim The Fall oh. e, Tarsem Singh e, yönetmeni e, Singh'in bütün e, filmleri de muazzamdır The Fall'da e, bu e, masalla gerçeğin iç içe geçtiği çok büyülü bir ortamda geçen e, müthiş bir hikayedir hakikaten eee Ara ara dilinize dolanan bir vecize söyler misiniz? Ee, bir vecize ne tip söz. vecize yok ama sıklıkla e, İsmet Özel'in durup dururken yerli yersiz insan pek çok kişi gibi büyük ihtimal insan neşrefi mahlukattır derdi babam <laughs> dizesi dilime dolanıyor. Gerçekten benim de son zamanlarda İsmet Özel'in yine her şeyi düzeltmeye, kalkışmanın yok ettiği gibi bir duruma dönüşüyor. Evet. <laughs> İsmet Özel'in pek çok dizesi sürekli bir vecize gibi dilimize dolanıyor. Vecize olmuş dizeleri var yani. E, son olarak dinleyenlerimize nasıl yazmaları üstüne ne söylemek istersiniz? Aşkla, coşkuyla zaten <laughs> konuşmamda da onu vurgulamaya çalıştım. O coşkunun en önemli şey olduğunu, o coşkuyu asla kaybetmemek gerektiğini vurgulayayım. Bir de evet sabır işi biraz nesir özellikle sabır ve istikrar işi ve karşı taraftan o işte okur denen o muhayyel varlıktan bir şey beklemeden kendi için yazmaları gerektiğini, yazmamız gerektiğini hatırlamakta fayda var. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel, keyif aldım. Aynı zamanda sohbetini de özlediğim bir program oldu. Davetip Davetimi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Ben teşekkür ederim Ümit. Ee, görüşmek üzere. <laughs> Sağ olun abi. Görüşmek üzere.